Efendim 3 gün boyunca CNN Türk ekranlarında çok özel röportajlar izleyeceksiniz. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk, Hilmi Yaşa ve Halil Kahraman sizler için Şırnak'a gitti. Orada PKK'dan kaçan gençlerle konuştu. Bugün o gençlerden ilkini getireceğiz ekranlarınıza. 21 yaşındaki Destan'ın hikayesi. PKK Destan'ı 15 yaşındayken kandırıp dağa kaçırdı. Bakın 4,5 yıl dağda neler yaşadı Destan ve örgütten kaçmayı nasıl başardı? İşte o özel röportaj. Kaçmadan önce kendimizle bomba getirdik biz. Eğer sizi PKK'lılar görürse kendimiz de patlatırız diye. Elbiseler falan verildi, silah verildi. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Köleleştirildik resmen orada. Kaç yıl kaldı? 5 yıl kaldı. İntiharlar yaşandı hemen gözümün önünde. Sorgulayamıyorsunuz, bu neden kendini öldürdü? Eve gitmek istiyordu, kendisi izin vermemişler, kendisini öldürdü. Biz soruyoruz, bilmem Abdullah Öcalan için kendisini feda etmiş. Bizi Irak'a gönderdiler. 2019'da teslim oldum. Teslim oldum, evet. Ben de inandım, arabaya bindim, bir anda kendimi dağda buldum. Gitmeyi istediğimi dile getirdiğimde hemen beni Suriye'ye gönderdi. Kaçmak isteyen kaçsın, orası bir cehennem. Doğu'nun gençleri artık PKK'ya inanmıyor. Onlar artık kandırılamıyor. Dev uyanış başladı. Şırnak'ta 2020 yılında 2 kişi örgüte katıldı. Bu rakam 2016 yılında 300-400'leri buluyordu. Yani bu tablo örgütteki çözülmenin ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. PKK'nın dağa kaçırdıkları ilk gün pişman oluyor ve kaçmak istiyorlar. Orayı terk etmek istiyorlar. Çünkü dağda taciz, tecavüz ve işkencelere maruz kalıyorlar. Bakın PKK'dan kaçanlar neler anlatıyor. Tecavüz de mi bulundu? Sana karşı. Aynen. Kaçmadan önce kendimizle bomba getirdik biz. Eğer sizi PKK'lılar görürse kendimiz de patlatırız diye. Adı Destan, 21 yaşında. PKK onun ömründen 4,5 yılını, yani çocukluğunu aldı. 15 yaşındayken terör örgütü tarafından kandırıldı. Önce Cudi Dağı'na, sonra Suriye'ye götürüldü. Lise 1'e gidiyordu. Her şeyi yarım kaldı. Nasıl oldu o tanışma? Neredeydi o insanlar? Nasıl yolun kesişti? Okulun etrafındaydılar. Buralardan uzaklaşalım bir iki günlüğüne. Zaten biz döneriz yine. Ailemiz bizi affeder, arkadaşlar bizi affeder. Yeniden işte her şey eskisi gibi olur. Derken işte aklıma yattı zaten. Yani en azından bir iki gün kaybolursam. Yani ben zaten örgütün bilincinde değildim. Örgüt ne yapıyor, ne ediyor, fikirleri neler, düşünceleri falan. Sadece ben iki günlüğüne gidip gelecektim yani. Örgütü tanımıyordum o zaman. Onlar beni işte kandırdılar. Bir an kendimi orada buldum zaten, artık bir dönüşü olmayacaktı. Ben bunu sonradan fark ettim. Hatta ilk gün bayağı bir ağladım, beni eve gönderin diye. Nereye götürdüler? Cudi'ye götürdüler. Cudi Dağı'na? Cudi Dağı'na, evet. Nasıl bir ortam vardı? İlk gittiğim için ortamın bayağı farkında değildim. Çünkü sürekli ağlıyordum, beni eve götürün diye. Orada ne yaptılar? Nasıl bir eğitim verdiler? Neler anlattılar? Bize eğitim verdiler, askeri eğitim. İdeolojik eğitim. Ne diyorlardı? Siz gençler, hani sizlere çok değer veriyoruz. Sizler bizim için daha çok şey yaparsınız. Aklımızı yeniden yıkayıp hani tüm siz burada öğrendiklerimizin hepsini unutturdular bize ilk başta. Anneyi, babayı, ablayı, abi hepsini unutturdular. Sadece bir şeye odaklanmamızı istediler. Neye? Savaşa. Yani o küçük yaşta o silahı elimize verip savaşa odaklanmamızı istediler. Ne diyorlardı orada size? Biz Türklerin gölgesi altında yaşayamayız. Bizim de farklı bir devletimiz olmalı. Biz o devlete göre gitmeliyiz. Ne diyorlardı? Abdullah Öcalan'ı mı size anlatıyorlardı orada? Sürekli zaten kitaplarını okurduk. Başka kitapların okunması yasaktı orada. Tanıyor muydun? Zaten cezaevinde. Kendisini tanımıyorum. Küçüklüğümden beri ne okumuşluğum var ne görmüşlüğüm var. Aman sorma, zaten o bizim önderimiz. Aman ya da şunu yapma ya da yanlış bir şey düşünme sakın. Nasıl bir ortam vardı Destan peki? Bir, çünkü kadın olarak, bir genç kız olarak çok zorlanacağım bir ortam. Nasıl bir hayat vardı orada?
İhtiyaçlarınızı nasıl karşılıyordunuz? Zaten o süreçlerde, yani ilk gittiğim süreçlerde bu konuda çok zorlandım. Bayağı bir yürüyorduk. Geceleri hiç uyumuyorduk. Yemek ihtiyacı? Yemek var da o da mesela öyle pek bir yemek diyemeyiz aslında. Ben 3 ay boyunca sadece hamur ile su yedim. Hani hamur su karıştırılıp öyle yedik biz. Kar suyu eritip kar suyuyla banyo yapıyorduk. Yani zaten ayda bir kere ya da 2 ayda bir kere, 3 ayda bir kere bir bidon bana yeterdi yani. Hem o bidonla elbiselerimi yıkardım, banyomu da yapardım. Destan, günler geçtikçe daha acı şeyler görmeye başladı. İntiharlar yaşandı hemen gözümün önünde. Bu beni çok etkiledi. Hani kalkıp sorgulayamıyorsun. Bu neden kendini öldürdü? Eve gitmek istiyordu. Kendisi izin vermemişler. Kendisini öldürdü. Biz soruyoruz. Bilmem Abdullah Öcalan için kendisini feda etmiş. Öyle de deniliyordu bize. Herhangi bir taciz veya tecavüzle karşılaştın? Kesinlikle karşılaştım. Bana yönelik de oldu. Hatta komutandı bana yapan. Ben bunu kalkıp anlattım. Kimse bana inanmadı. Aman efendim o komutandır. Nasıl böyle bir şey yaparsan gelmiş dünün çocuğusun daha bilmem. PKK'lı. Komutanı sen nasıl böyle eleştirebilirsin? Tecavüz değil mi bunun? Sana karşı. Aynen. Ne hissediyordun o zaman Nestan? Kendimi çok kötü hissediyordum. Hiç kendini öldürmeyi düşündün mü? Çok. Çok. İntihar etmeyi düşündün. Aynen. Ve 4,5 yılın sonunda Destan artık iki arkadaşıyla kaçmayı kafaya koydu. Örgütün arabasını ve telefonunu alıp kaçmayı başardılar. Ben zaten gittiğim günden beri kaçmak istedim hep. Yol arıyordum. Pek imkanım olmuyordu. Kalkıp hani birini anlatsan gel beraber kaçalım diye o cesareti de veremiyorlar. Hani aman o gider seni şikayet eder, tekrar tutuklanırsın. Sonra biz de iki arkadaşla beraber artık o cesaretimizi toplamıştık. Çünkü birbirimizin ne kadar çok zorlandığını görüyorduk. Hani gözlerimizden okuyorduk. Birbirimizle paylaştık işte. O da kız mıydı? İkisi de kızdı. Hı. Ben kaçmak istiyorum dedim. Onlar da işte yok olmaz işte biz yapamayız. Buradan nasıl Türkiye'ye kaçabiliriz? Yollar bayağı var işte. Sonra bir arkadaş, diğer arkadaş da benden daha cesaretli çıktı. Hani diğeri biraz şeydi. Dedi tamam o zaman eğer üçümüz gerçekten istiyorsak kaçabiliriz. Üç kız. Aynen. Çıktınız yola. Telefon aldık. Nereden aldınız? Cephe komutanından çaldık. Çaldınız. Hı-hı. Örgütün arabasını kaçarak geldik. Örgütün arabasını aldınız. Hı-hı. Kaçmadan önce kendimizle bomba getirdik biz. Eğer tekrardan bizi yakalarlarsa falan kesinlikle kendimde patlatmayı düşünüyordum. Çünkü bir daha bunu hani şey yapamazdım ben. Bir daha dönemezdin oraya. Kesinlikle, dönmek istemiyordun. Aynen. Yanında bomba mı vardı? Aynen. Eğer sizi PKK'lılar görürse... Kendimizde patlatırız diye. Destan o telefonla ailesine ulaştı. Yıllardır evlatlarından haber alamayan ailesi sevinçle jandarmaya haber verdi. Ve koordinatlar belirlendi. Siz yerinizi söylediniz değil aynen. mi? Biz üç arkadaş kaçtık. O çaldığınız bizi telefonla alın. Değil mi? Aynen. Bizi gelin alın kurtarın dediniz. Hı-hı. Daha sonra nereden peki karşıladılar sizi? Nusaybin Kamışlı sınırında bizi karşıladılar. Ne oldu o ilk karşılaşma? Çok korkuyorduk aslında hani çünkü şöyle anlatılmıştı bize eğer siz giderseniz tecavüz falan ederler zaten Türk askerleri böyle sizi başka da kullanabilirler falan dedi. Onun için yani biraz tereddütteydim. Ne dedi jandarmalar size? Gelin artık kucakladılar resmen yani o rahatlığı ben şu an nasıl anlatırım bilemem yani. Kucakladılar beni ilk başta hani artık bitti sakin ol her şey bitti artık bizimlesin biz seninleyiz yanındayız falan. Güvendesin. Güvendesin aynen bayağı kalabalık vardı. Destan herhangi bir eyleme katılmadığı için 5 ay cezaevinde kaldı. 2019'da çıktı. Jandarma arkadaşlar mesela benimle sürekli irtibattaydılar. Bana yardım ettiler. 6 ay boyunca beni psikoloğa yönlendirdiler. Seni bir salalım falan demediler. Daha fazla ilgilendiler. Hatta ilk geldiğimde bana dediler ki Milli Eğitim Bakanlığı'na gidelim. İkimiz beraber oturalım. Seni okula kaydedelim. Destan, 4,5 yılın sonunda ailenle ilk kavuştuğunda ailen ne hissetti? Seni ilk gördüğünde neler yaşandı? Zaten 4 yıl boyunca ailem bayağı bir yıpranmıştı. Hani babam zayıflamıştı, annem bir süreliğine hatta o 4 yıl boyunca hiç ne bir düğüne falan gitti, işte amcamların falan evden çıkmamıştı annem. Ben geldikten sonra yeni kına yaktı saçına, yeniden toparlandı. Kızım geldi artık ben ölsem de gam yemem falan. Destan'ın PKK'nın kandırdığı çocuklara mesajı ise... Kaçmak isteyen kaçsın, orası bir cehennem. Kendinizi o cehennemde yakmayın.
Çünkü geldikten sonra hani hayatınız mahvolur ya da şöyle işte Türk askerlerine karşı kesinlikle bir tereddütünüz olmasın. Ben buradayım, kendim gördüm, kendim yaşadım. Şu an çok iyiyim yani. Kendinizi o cehennemde bırakmayın. Destan şimdi yarım bıraktığı liseyi açıktan okuyor. İleride spor eğitmeni olmak istiyor. Hayallerini yaşamak istiyor. Kaçmadan önce kendimizle bomba getirdik biz. Eğer sizi PKK'lılar görürse kendimiz de patlatırız diye. Elbiseler falan verildi, silah verildi. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Köleleştirildik resmen orada. Kaç yıl kaldın? 5 yıl kaldım. İntiharlar yaşandı hemen gözümün önünde. Sorgulayamıyorsun, bu neden kendini öldürdü? Eve gitmek istiyordu, kendisine izin vermemişler, kendisini öldürdü. Biz soruyoruz, bilmem Abdullah Öcalan için kendisini feda etmiş. Bizi Irak'a gönderdiler. 2019'da teslim oldum. Teslim oldum, evet. Ben de inandım arabaya, bindim, bir anda kendimi dağda buldum. İstediğimi dile getirdiğinde hemen beni Suriye'ye gönderdi. Kaçmak isteyen kaçsın, orası bir cehennem.